Değerli kitap kaynağı izleyicileri ve takipçileri, sizin için yeni kaynak yayınlarından çıkan Necip Fazıl Küçükkürek kitabımızla ilgili birkaç konuyu değinmek istiyorum ve anlatmak istiyorum, kısaca özetlemek istiyorum. Edebiyat dünyamıza açılan yeni bir çiçek, yeni bir sayfa kaynak yayınlarından çıktı ve bu eserimiz çok yönlü olan Necip Fazıl Küçükkürek'i muhtasar bir şekilde tanıtmak. Bir derya, 90'ın üzerinde bir eser, her yönde olan, o bir dava adamı, o bir efendim hedef adamı, o çok yönlü bir Beyzade ailesinin efendim evladı, onun serencamını adeta eserimizde bulacaksınız. Yıl yıl düzenlenmiş kronolojik bir hayat bulacaksınız. Bu çok yönlü hayatın 79 yıllığı sığan pek çok çalışmaları kronolojik olarak sizlere sunmaya çalıştık. Yoksa Necip Fazıl Küçükkürek'in hayatına girdiğiniz zaman içinden çıkması hayli oldukça zordur. Eserimizde onun fikirlerinin özetleri bulunacak. Bu fikirlerin özetleri adeta bir arşiv mukabilindedir. Arşiv çalışması şeklinde sunulmuştur. Ve anekdotlar, Necip Fazıl çok zeki bir insan. Değişik yerlerde değişik fikirler ve anekdotları vardır. Bunları da yine kısaca izleyicilerimize ve okuyucularımıza sunmaya çalıştık. Pek çok anekdotundan sadece bir kısmını göreceğiz. Farklı yönleri eserimizde anlatılmaktadır. Necip Fazıl her alanda sözü vardır. Her alanda eseri vardır. Dünya görüşü alanında ve ahiret görüşü alanında eserleri vardır. Ve ayrıca Necip Fazıl'la ilgili hakkında söylenenler var. Pek çok kişiler Necip Fazıl dünyasında Necip Fazıl'ı anlatmaya çalışmış ve onun hakkında birkaç söz söylemiştir. Onları muhtasar bir şekilde özetleyip sunmaya çalıştık. Necip Fazıl deyince işte şiir akla gelir, nesir akla gelir. Onlardan en önemlisi Çile. Çile isimli Çöle inen Nur bir başka eseridir. Çöle inen Nur Efendimizin hayatını anlatır. Bir başka nokta ise Çile isimli şiirlerin topladığı bir bölümdür. Ayrıca eğer İstanbul'u dinlemek istiyorsanız Necip Fazıl'dan efendim dinleyeceğiz. Ve en önemlisi, Necip Fazıl'ın en önemli noktalarından bir tanesi şu sözüdür. Ben dünyanın en büyük adamı olmak isterdim. Nefsim adıma değil, davam adına onun en hakir ferdi olarak onun en iyi bir şekilde sunmak isterdim. Onu temsil etmek isterdim. Bu benzerlerin tamamını muhtasar bir şekilde bu Necip Fazıl dünyasının adeta bir giriş sayfası olarak, onu tanıtma olarak Necip Fazıl Küçükkürek isimli eserimizde bunları bulabilirsiniz sevgili kitap kaynağı izleyicileri. Ayrıca şiirlerinden de birkaç örnekler göreceksiniz. Necip Fazıl aynı zamanda şairdir. Şair yönü vardır. Onun yatsınamaz en önemli yönlerden bir tanesi. Onların özelliklerini göreceksiniz. Ve şiirlerinden tanıtımlar da efendim yine bu eserimizde bulacaksınız. Milli edebiyatımızın gök kubbesinden söz ediyoruz. Söz ettiğimiz isim halk tarafından üstad payesiyle adlandırılmış milli edebiyatımızın gök kubbesidir. Onda çalışma, gayret ve hedef. Evet. Hani onun yine bir sözüyle efendim bitirelim. Çalışma ile ilgili şiirleri vardır. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak diye dava adamı olmasını
dava adamı vasfını ve bize de pek çok şeyler anlattığını buradan da anlıyoruz. Ve ben şahsen onun adına şunu söylemek isterim ki, hani onun temiz ve pak ruhunu yine kendi mısralarıyla cevap vermek isterim. Varmak o iklime uğramaz ki ihtiyarlık, ebedi gençliğin taht kurduğu yer mezarlık. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz, taş ihtiyarlar servi çürür, ölüm yıpranmaz. Evet, temiz ve ruhları, pak ruhları şad olsun.